Kore seçimi yapıyor şu an. Yasuo Kai'Sa'ya karşı, özellikle Kai'Sa'ya karşı oynarsa çok sıkıntı çekmez. Ooo! Bilsin çok mantıklı. Senin iraden benim ellerim. Evet arkadaşlar, duraklatma gelmiş 52. saniyede, 2.5K parası var iki tarafında, bir fark yok şu an. Şu an biraz daha üstün gibi bu taraf. Evet. Sıkıntımız yok, başladı vadide. İkinci maçımız bugün vadinin baronlarında. Peki, sizlerle beraber. Kronometresi. Milyonlar harekete geçti. Efendim? Urgot ve kronometresi. Lazımmış demek ki. Çok. Ya Darius'a karşı her şey lazım ya. Neyiniz varsa yoksa lazım bu arada. Bence. Urgot'a da çok yakışır bu arada kronometre. Orta koridorda başladı bile aksiyonlar. Burada kırmızıya yardıma geldi Jhin Ali'ye. Rammus aslında çok rahat alabilecek şampiyonlardan biri. Bildiğin üzere. Ama yine de Urgot burada şey yapıyor, yardımcı oluyor. Morgan'ın yanında Sivir'i yok diyecektim. Sivir de o tarafta yardım ediyordu çünkü. Evet, aynen. Hiçbir X kaçırmadı ve gelir gelmez. Rammus bir de geldi. Hemen kırmızıyı aldı, bakalım. Rammus hem de ikinci seviye burada, bayağı bir sıkıntı yaratabilir. Aşağı koridorda da Morgan'a çok ara sıkıntı yardım yardıma yardım. Geldi bu arada. Neyse, buradan skor çıkar. Şey, sıçrayı bekledi. Burada da güzel bir war jump. Yasuo ile beraber sıkıştırdılar. Çok ve ilk kanı ya. İlk kanı Yasuo almış oldu. Şu anda da Evenstar da mid. Ve çok üstün kırmızı olacak. Buff var. Bayağı üstün olacak. İrelia'ya karşı büyük bir üstünlük yakalamış olacak. Buradan sonrası artık tamamen Evenstar'ın elinde. Oo, Nalda'yı burada çok üzücü bir noktada yakalandı. Yaşadığı hasar, tutuştur, şifa karşılığında elde hiçbir şey edemedi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadı. Aynen. Biraz da geç attı zaten. Evet. Ya o derisini yüzü yedikten sonra Thresh'ten çıkış yok orada. O burada bakar mısın? Morgan'ın tek başına çok güzel bir aksiyon yaptı. Bence bir auto atak daha vurmasında hiçbir sakınca yoktu orada. O pozisyonda. Evet. Bu Urgot çok hasar veriyor ama işte dediğim gibi kaptanın verdiği dot 5'e geldiğinde, 5'e yükseldiğinde pasife çok fazla kanamasını arttırabiliyor rakibinin. Burada biraz Yasuo'nun da orta koridorda geriye çekmesi lazım koridoru. Bunun da sebeplerinden biri yine Yasuo'nun hazır kırmızı buff var. Birazcık daha geriye çeke hasar verebileceği noktaları yapması lazım. Yasuo'nun ward'u sayesinde, totemi sayesinde Rammus'u gördüler. Burada en azından vadinin baronları Evenstar'ın sayesinde bu infoyu almış oldu. Teokolis'te rakip Bavi'yi aldı. Evet. Bu sırada yani Teokolis'te boş durmuyor. Kendi mavisinde secure pozisyona, yani korunaklı pozisyona getirmesi lazım. Yoksa Rammus biraz daha mavi takımın jungle'ında, ki şu an bunu da önleyen kişi Yasuo oluyor. Evenstar. Yasuo yukarıya doğru gitti. Kontrol için. Mavi totemi, mavi güçlendirmeyi kontrol için lazımdı. Bir de artık lane'i ittirsin diye ortada yine bir aksiyonlar var. Burada hızlı kırmızı güçlendirmesi var ama level farkı var. Minyon farkı var. Yani baktığında oradaki minyon sayısı çok kalabalık bir fark şeyde. Biraz hasar yedi. Evet. Ve gereksiz yere oldu yani. İrelia da kule altında rahat minyon kaçıracak bir şampiyon değil. Hani o olsa belki mantıklı olabilir. Bütün koridor dediğim gibi gitmek, kule altına sokmak, hani karşı tarafın minyon kaçırsın diye. Evet. Ama İrelia öyle bir şampiyon değil. Yani base atmıyorsa öyle bir şey yapmaya gerek yok. Aynen öyle. Çatır çatır farmını yapabiliyor rahat. Teokolis şimdi de kendi mavisini alıyor. Teokolis'in hızlı bir level üstünlüğü olacak gibi düşünüyorum ki şu ana 4'e 3. 5'e 3'e doğru gitme ihtimali var bu Gromp'tan sonra. Bolca attack speed aldı Yasuo. Burada kontrol ediyorum ben de. T
Tekrar. Aşağıya Ramus yollalıyor gibi. Yampiri çıkacak. Yampir'in de şu an verdiği ex çok 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 yüksek. 3 level Ramus aşağıya genke gelecek. Burada çok hızlı bir oyun çıkardı Thresh. Binali burada Noelda'yı sıkıştıracaklar. Noelda üst üsteydi ama büyü işlemese biraz patlasa dahi hiçbir şey fark etmiyor. Oo, ardından da Morgana'yı bir derisini yüz daha gelirse cooldown'dan geldi. Burada hızlı hızlı hasar vursalar da Ramus geride kalıyor. Mini bir şampiyon olduğu için, menzilli olmadığı için Ramus'un çok bir aksiyonu ne yazık ki olamadı Cihat üstünde. Ama en azından buradan bir skor çıkarmayı da başardılar. Şimdi Teokalis geliyor. Totemleri olduğu için rahat rahat görmeyi başardı. Kırmızı taraf burada yakalamayı çok güzel başardı. Çok güzel başardı. Cihat oynadı ya. Cihat'la Teokalis orayı oynadı diyebiliriz. Büyük ihtimal burayı tip geçecek. Aşağıda Yanfili'yi çalan taraf mavi taraf olmuş. Teokalis olmuş. Yine orta koridorda büyük aksiyonlar var. Ulti geldi İlelia'dan. İlelia'dan bir tutuşturduğunu da harcadı. Daha yarı canı varken skor almayı başarırken aşağı koridorda da Teokalis skor almayı başardı. Aşağıda peki anlaşalım mı? Ramus bırakıp gitti. Thresh üstüne çekti. Evet, evet. Ramus bırakınca Teokalis'te. Burada Urgot güzel bir ulti alanı yakalarsa Darius'u çok rahat alır. İkisinin ultisi de neredeyse birbirine çok benziyor. Yani canı azalttıktan sonra atmalık ultiler. O yüzden kimin attığı çok önemli, kimin atacağı çok önemli. Çünkü Urgot'un de CC üstünlüğü var. Evet. İkisini attıktan sonra... Urgot'un aynı zamanda tutuşturu da var tabii. Evet evet, o tutuştur işlemedi galiba hala. Tutuşturun oyun kazanması lazım. TP ile mi gidecek? Yok, yürüyor. Yani baktığında üst koridorda tutuşturu tamamen hiç aktif kullanamadı Urgot. Evet. Hala skoru yok. Bu çok üzücü bir şey. Baktığında minyon skorunda da çok geride. 60-35'lik ezici bir üstünlük var Darius tarafında. Kaptan oynuyor. İşte arkanını aldı ama Darius'un üstünde bir de botu var. Özellikle daha büyük bir oynarken işte. Ya da Darius'a karşı oynarken hareket hızı farklı gerçekten çok şey değiştiriyor. Çok çok çok. Özellikle üst koridorda. Ooo çok güzel tuttu. Buradan ulti çıkmaz herhalde. Yok. Aynen. Even Star burada daha mantıklı bir hareket yaptı. Sadece harasla verdi. Evet. Aynen öyle. Sadece harasla verdi. Ezel de diyecekti. Ezel aldı bile. Burada next level düşündü biraz Cihat ama hiç gerek yoktu. Üzerlerini atsaydı tutturabileceği bir pozisyondu. Alev Ejder'i şimdi çok büyük katkıda. Oyunu şu an şimdiden bir tık ileride tutuyor diyebiliriz. Oyun şu an Teokalis hala kendini gerçekten zorluk yarata yarata alıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün her şeyi rahat rahat biliyor zaten. Lee Sin'in mekaniklerine hakim bir oyuncu. İşte bu hareket farkı dediğim buydu. Evet, bu hareket farkına tamamen can yaktı diyebiliriz. Ama burada bir ulti yerse de sıkıntı. Gronk'ta yakalanmış burada Teokalis. Çıkış yapabilecek mi bakalım? Yok, buraya kadar verdi orada bir şatta. Bakalım burada kaptan neler yapabilecek? Alabilecek mi acaba? Çok yakın. Burada bir ulti gelecek gibi kaptandan. Thresh'in ulti bekliyordum evet. Aynen. Çok rahat aldı bir ama bir tane işte, daha gelirse evet diyecektim de geldi de. Kule. O yaşadığı slow. Fena can yaktı. Skorlar eşit gibi gözüküyor. Ama 1.5K'lık bir altın farkı var. Evet. Ejder farkı bu farkı yaratan. Ejder farkı sasar olarak olacak. Ve first blood'da. Evet. First blood'da. Şey, mavi takımlarıyla. Burada bir aksiyon dönüyorlar. İlk kule kanını alırsa kırmızı takım buradan toparlar. Burada Morgana'dan çok güzel bir ulti gördük. Daha hapsedebildi. O ikisini birden sersemletti aşağı koridorda. Çok az yanlar kaçmasına izin vermedi. Dayı şu an oynuyor. Dayı çok rahat oynadı burada. Onu Morgana. Morgana da yani düz millisini vurması gereken yerde vurdu ki. Biz bu tarafa konuşurken Teokalis Ramus sürmüş alt koridora kadar. Bu gerçekten çok öyle ilginç bir durum yani. Ramus gibi bir hero'yu süre süre buraya getirmek. Hemen aşağı koridor kulesine Teokalis hasar çıkalım çıkaralım gerçekten dediler. Gerçekten onun ağırlığını koyuyor ve sadece kilo olarak da değil. Minyona da baktığınız zaman Ramus ve Teokalis evet, bir takımdan fazla çaldıkça çaldı. Çok rahat oynadı. Vergilerini de topladı. Evet, şu an geldiği koridorlardan da vergi toplamaya devam evet ediyor.
Ben size yardım ettim, siz de bana para ödeyin gibi. Çok mantıklı. E, İlk kule kanını da aldırttı. Bakar mısın? Fark oldu 4K. Demin 1.5K konuşuyorduk. Aynen öyle. 4K oldu. 4000 altından fazla altın oldu. Güzel oynuyor şu anda. Adem Baronlar bence, ekibi. Ama oyun uzarsa biraz daha sıkıntıya girecek Baronlar. Ne gibi sıkıntı mesela? Ya şöyle, hem Ramus farmlarsa, Irelia, Urgot bunların hepsi farm bulabilirse Wilson bence biraz daha düşüyor oyun sonuna doğru. Evet. Darius aynı şekilde bence. Düşüyor. Urgot da çıkıyor. Tabii hepsi çıkıyor. Ya burada... Benim ulti atması lazım farklı ama bakalım. Ya Baronlar üstün ama o üstünü bırakmayıp biraz da onun üstüne devam etmeleri lazım. Çok evet. Güzel yetenek atışı geliyor sırası da. Thresh çok güzel sıkıştırdı Yunus'ları. İnsan çıkabilecek hiçbir aksiyon kalmadı orada. Morgana da hala devam edecek. Ediyorlar. Derisiniz geldi. Yani. Karşılıklı ultiler çok 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 güzel geldi birbirlerine. Oo, burada bir kronometre gördük. Eğer o kronometre gelmese Teokales Thresh'i de oradan çıkartması anma hala kim istiyor bu arada? Hala istiyor ve bu uçan teknesini en atabileceği doğru zamanda Thresh'e değil Kaisa'ya attı. Onu da istiyor. Affetmemeye devam ediyor. Rune'ün pasifini biliyor. Onun rahatlığıyla oynadı adeta. Çok güzel. Teokales gerçekten Lee Sin'e yani, tüm sistemine hakim olduğunu bize gösteriyor. Aynen öyle. Bak açık konuşuyorum herhalde kişisel düşünce olarak. Önceki maçta MVP seçildi. Evet. Bu maç çok daha iyi oynuyor. Bu maç acaba MVP mi seçildi? İlginç gerçekten. Hem karşı jungle oynatmadı. Yani şu an Ramus'un 0-4-1 olmasının sebebi tamamen Teokales. Evet. Oynatmadı yani. Aynen öyle. Bakalım belki de bu maçı Vadin Baronları kazanırsa, sıradaki maçı da kazanırsa ilk defa 3'te 3 hat-trick'e girerek... Daha önce kaybetmedikleri olmadı mı? Olmadı. Hep Silent Flash geldi. Silent Flash mı geldi? Evet. Sadece Silent Flash oynayacak. Bence de sivil güzel bir aksiyon yarattı ama Thresh tam zamanında geldi. Derisinin yüzü için vakit bekliyor ama başarılı değil. Ölüm cezası, ölüm cezası da başarısız. Dayı buradan çıkabilir. Dayı burada oyun oynattırıyor. Evet, çok var. Güzel. Magic Shield'ın en doğru zamanda kullandı. Şimdi, ölüm cezası tuttu. Evet. Ardından derisini yüz. Canını sıkmayı başardılar burada. Dayının diyebiliriz. Face ultisini de kullanmadı. Kaptan biraz geç geldi. Kaptanı 3 kişi sıkıştıracak. Bu da çıkarı çok zor. Çok zor zaten buradan çıkışı kaptanın. Yalnız bu kadar çok... Kaptanın üstünde ulti patladı. Ekranımızı gördün mü? Çok evet. Güzel efektleri geldi. Urgot ultisi. Üçü de ulti kullandı. Hepsi ulti kullandı. Urgot dedi ki ben seni hayatta kaçırmak istemiyorum dedi. Öğüte öğüte paramparça etti. Kaptan için... Şimdi biraz önce demek istediğim şey buydu aslında. Baronlar üstün. Ama oyunu ciddiye almazlar. Yine çaba yönelik oynarlarsa karşılıklı ciddiye almazlar. Bakar mısın? Yavaş yavaş üstünlüğü kaybedecekler. Çok güzel skorlar geliyor karşılıklı. Ama şu birebir değişim bile aslında evet. Baronların lehine oluyor. Evet. Aleyhine. İyi dedin krala, eSports Gaming Club'a. İyi dedin kral, eSports Gaming Club her zaman öne geçiyor her skorda diyebiliriz. Burada yine güzel girdi Teokales içeri. Ölüm cezası başarısız geldi Thresh'ten. İçeri girmeyi devam ederse evet tamamen girmesi gerekirken şu an Jad'ı orada yedirttiler. Aynen öyle. Jad'ı yedirttiler çünkü içeri girebilecek bir alan yoktu. Burada hızlı bir hareket yapması lazım birisinin. Güzel stun evet. Ama geriye çekilecek. Sersemletme ikisine birden tuttu. Irelia'dan gelen güzel oyun çıkarttılar. Diyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Ramus çok iyi gider demiştik bu takıma karşı ama henüz üstünde hiç zırh yok. Ama ne yapsın? Henüz, adam oynatmadı henüz ki. Henüz hiç zırh yok. Lee Sin oynatmadı. Teokales. Yok doğru ama devam ettikçe Ramus zırh almaya başladıkça. Evet o zaman bitirir. Bu sefer bu kadar uzamasının sonucunu görmüş olacak. Biz bunu derken ama Teokales bir tane daha elevejleri koyuyor. Yani onlar güzel güçlendikçe evet. Biz de evet. Güçleneceğiz. Çok rahat gösteriyor. Aynen öyle. Ki alev ejderini de bildiğin gibi en fazla atak ve atak AD AP konusunda can sıkacak yani.
Net can sıktıracak. Aa, en güzel ejderhayı da aldılar. Orada yine Sivir'den bir mesela görüntü. Ramus geliyor ve normalde hani alışık olmadığımız bir görüntü olduğu için söylüyorum. Sivir'in tek bir Q'su neredeyse yarı canını götürdü. Sivir yok üstünde. Gerçekten öyle. Feneri de güzel kullanmış. Burada ama Terkules içeride hem ölüm cezası hem derisini 100 yedi ama... Ooo Kaysa. Kaysa'nın ikisinde burada ne kadar işlevsel olduğunu gördük. Biz de bunu görürken Yasuo tek Q'la yanlışım yoksa yarı candan fazla can aldı Thresh'im. Direkt parçaladı. Kaptan çok istiyor bu arada. Kaptan çok istekli oynuyor. Her darbe sonlarında evet bak gördüğün gibi yine içeriye çok güzel bir giriş. Buradan da parçalamaya devam edecekler diye düşünüyorum. Sonun kötü dediğin gibi çok doğru. Ya burada biraz minyon üstlükleri olsa çok daha rahat bir oyun izlettilerdi bize. Kırmızı takımın biraz daha sakin olup gerçekten oyunu uzatmaya oynamaları lazım. Çok hiç kalmadan. Kırmızı takım ama işte bunu becerebilecek mi yoksa vazgeçin baronları yani bu uzamasın da ellerinden gelen her şeyi yaparlarsa. Evet Ramus 2 eşya tamamladı şu an ve hala görüyor şimdi. Bu biraz garip geliyor bana şu anda artık. Para yokken tamam okey onu anlıyorum. Ama karşıda 4 tane AD varken de onlarca bu kadar can yakıyorken en azından bot'un zırh olmaması ya da... Kesinlikle katılıyorum. Bakalım buradan sonra ne göreceğiz? Eğer Sivir bu arada çok üst koridorda dikkatini çekmişti derken ama Urgot, Sivir sen etmişti. Neden buraya tek başına Urgot geldin dedi. Evet. Flash gelecek mi diye Ramus evet bir an onu düşündük ama oradan çıkamayacak. Tekrar ulti geldi. Zaten sindirdi. Evet. 9-9-9 vurdu. Şey çok güzeldi. Urgot denedi flash atacak mı diye. Aynen. At bunu da. Evet ölüm cezası burada hiçbir işe yaramadı. Kaptan üzerinde çünkü Magic Shield'ı vardı. Üst üste geliyor daha üstün ultilere. Kaysa ultiyle geldi. 3'te 3'ünü aldı. 4'te 4'e gidecek mi acaba? Ooo tut çeki çekmedi. Tut çeti çekmedi. Çekemedi ve çoktan dönmesi lazımdı bence. Evet Kaysa şimdi dönecek sanıyorum. Geç kaldı ama. Ooo şimdi... geç kalınmış. Unofficial bir Morgana da kaçırdı. Darius da kaçırdı. Evet. Olduktan sonra ikisi de cooldown derken o Darius'u öldürebilirdi. Karşı, yani unofficial bir quadro gördük ama kaptanla. Penta'ya giderdi o. Şu an kaptan elinden gelenin fazlasıyla oynuyor. Evet. İki tane daha levejlerleri var. Beş kuleleri var. Yani beş kuleyi eritmişler bile daha sıfır kulede. İyi dedin kral daha sıfır kulede yani. Ben biraz daha isminden dolayı biraz daha yüksek bir performans istiyorum açıkçası takımda. O yüzden baronları sormuştum hani en azından küçük de olsa bir korku var mı içinizde ama hiç böyle görünmüyor. Bu kadar salmamaya devam ediyorum kırmızıyı. Ben vuruyorum zaten diyor ama. Çok da haklı gidiyor açıkçası. Burada ölüm cezası Teokolis'i buldu burada Q atabilir. Evet attı çok da güzel bir noktaya geldi. İreyle'ye kadar zıpladı. İreyle sadece şu an iyice İreyle'ye yapışmış noktada ultisini de kullanarak yapıştırdı. Aynen öyle. Çok rahat iki skor aldılar. Hem de çok değerli iki skor. Biri CC konusunda her şeyi. Şu anda kırmızı takımın Thresh. Diğeri ise o totem benim dedi. Evet. Burada Yasuo içeriye girdi. İçeri çok rahat bir şekilde. Gerçekten çok iyi atarmışlar. Şu hasarda zaten kaybetme gibi olasılıkları yok açıkçası. Hiç sanmıyorum ben. Yani... Evet. Buradan oyun daha da uzamayacaktır zaten. Arada küçük bir altın parça var. Bayağı küçük. Çok. Bayağı küçük. 16K fark var arkadaşlar şu an. Arada... Yani bu böyle değil de 35-40K olsaydı en azından kırmızı takım eşit bir maç izleyebilirdik bence. Yani pik ekranında dediğim gibi çok avantajlardı evet, ama evet, kaptanın evet davresi çok güzel. Yani Urgot hiçbir şey yapamadı tuşturla geldiği halde. Aynen öyle. Yani bu bence bu Urgot için de çok üzüldü. Fazla üzüldü. Tuş
koştur alıyorsun aksiyon yaratmak için, aksiyon yaratan. Ramus'tan biraz geç kalmış bir. Bayağı geç kaldı ya. Biraz geç kaldı. Ama işte dediğim gibi onun da yapacak hiçbir şey yoktu. Teokoles... Evet. Normanın adamı çalıyordu orada. İçeride kalan bir kaptan var. 5 kişiye birden hızlısı geliyor Morgana'nın. Evet 5'ine de tuttu bu arada. Bayağı çılgın bir aksiyon döndü. Kendisi çıkamadı oradan ama. Evet. Yani çıkamadı ama çok güzel aksiyon döndürdüler. Yalnız. Evet Hiku sesi geldi ama ha. Değil mi orada bir sıkıntı oldu. Şey yere gömüldü bir an kayıtlı. Evet evet. Yani girdiğini çıkartıyor açıkçası. Teokoles ve tek kaldı şu an. Burada Kayısı'yı alabilir mi? Bence alabilir. O tutturması i̇şte lazım. İşte şanssız. Kayısı da onu alabilir çünkü. Kayısı tek tutuna bakar şu an. Urgot devam ediyor. Ortalığı temizlemeye, süpürmeye. Bence bir sağlam baskı daha yaparlarsa içeriye doğru. O baskıyı kaldıramaz ve üçüncü alevecileri doğru gidiyorlar. Baron da ölmüştü. Üçüncü alevecileri demek. Şu an biraz rakipleri var. Kırmızı takım, Yiğit'in kral biraz toparlanmaya çalışacak ama çok bir şey yapabilecek. Yani, toparlanmaları zor. Üçüncü alevecileri demek ne demek biliyor musun? Evet. Yani şans ihtimali kaç söyleyeyim ben sana? %25, 12.5 kaça düşer? %3'lere falan düşüyor. 3 kere arda arda gelmesinin ihtimali. Evet. Evet. %3'lere düşüyor. %3. Noel dayı bu arada yakalayacaklar mı yoksa Noel dayı mı onları yakaladı? Şu an bu soruyu cevabını kimse bilmiyor. Bu olmamalıydı. Noel dayı yakalayıp düşmeleri artık takımın... 2 kişi gidip Baron'a totem koydular. Ama Baron'u zaten... hani oraya gidip de savaşmaları mümkün değilken böyle bir şey yapmak... Son fight'e girdiler ama evet. Son fight bile fight şeklinde değil. Sadece yine toparlamaya gidiyor vadinin baronları. O kadar kolay kazanıyorlar ki... Yani artık dediğim gibi vadinin baronları son fight diye bir şeyleri yok. Ezerek böyle süpürge gibi geçiyorlar. Pat 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 bu geçiyorlar. Bu dediğin çalışma işe yaramış. 28 saat evet, demiş. Günde 28 saat. Günde 28 saat. Günde 28 saat çalıştılar arkadaşlar. O zaman günde 28 bunun saat. Sonucunu da şimdi görüyorlar ama. Muhtemelen. Evet.